Alt sorgular mantık olarak şu şekilde çalışır. Şu ana kadar sıradan select sorguları yapıyorduk. Örneğin bir where koşulu uyguladığımızda burada örneğin 3 nolu employee ID'ye sahip kaydın şu şu özelliklerini getir diyorduk. Buradaysa subquery o where kısmında aldığı değeri sabit değil, altındaki başka bir sorgudan gelen veriler üzerinden yapmayı sağlıyor. Yani küçük bir sorgu yapıyoruz diyelim. Oradan bize bazı kayıtlar gelecek. O gelen kayıtları üstteki sorguda sorgulayıp bunları sonuçlarını elde etmeyi sağlıyor. Yani bir nevi dinamik ver işlemi gerçekleştirmeyi sağlıyor. Şimdi bununla ilgili örnek yapacağız. Öncelikle normal bir where koşulu uygulayacağız. Select last name from employees diyorum. Salary bilgisi üzerinden bir işlem yapacağım. Öncelikle kayıtlarına bakayım ne kadar ücret var. Salary bilgisi 8.000'den küçükler ya da 17.000'den büyükler olabilir. Yaparsak. Bu bizim normal ver uygulamamızdı. Buna şöyle bir şart eklemek istesem. Soyadı haber olan çalışanlar üzerinden bu işlemi yapalım. Yazdığım değer yerine Select from employees last name bilgisi haber. Ver kısmını. Şimdi burada ne yaptık? Onu yorumlayalım bir. Benim üstteki sorgum şurası. Buraya kadar olan kısım üst sorgum, asıl sorgum. Alttaki sorgu ise buradaki parantez kısım oluyor. Burada soyadı Abel olan kullanıcıların maaş bilgilerini aldım. Bu maaşlardan büyük olan diğer kullanıcıların soyadlarını soruyorlar. Şimdi burada şu devreye giriyor.
Single row ve multiple row. Buna öncelikle subquery'lerde tek sonuç dönen kayıtlar üzerinden başladım. Birazdan çoklu satır döndüğünde nasıl işlem yaparız? Onu anlatacağım. Senin dediğin çoklu satır kayıt döndüğü zaman ne yapacağımız? Yani şu anki yapıda öyle. Ama onu da kullanacağız. Örneğin in nothing. Bu kendi içerisinde bir liste alıyor. Yani buradan bakın şurayı sorguladığım zaman bana 11.000 değeri döndü maaş bilgisi olarak. O zaman bu şuraya 11.000 yazmayla aynı işlemi görecektir. Ama ben burada 11.000 geldiğini bilmiyorum. Ya da ne geldiğini bilmiyorum. Bu nedenle bu şekilde dinamik bir yapı oluşturmak istenebilir. Burada çalışma sırası nasıldır? Mantıken öncelikle alt sorgu çalışıp bize bir sonuç üretip daha sonra da bunu üst sorguya devredip buradan sorgu sonucunu getirmesi gerekiyor ve bu şekilde çalışıyor. Bu yaptığım işlemde çalışma mantığı şu şekilde. Öncelikle 141 employee ID'sine sahip çalışanı bulup onun görevini alıyorum. Görev ID'sinin
ve bunu üst tarafa, üst sorguya gönderip buradan aynı benzer sorguyla bu göreve sahip çalışanın ad ve görev bilgisini elde ediyoruz. Burası mantık olarak biraz tuhaf gelebilir. Ama işlevsel olarak nasıl çalıştığını anlamak için gösterdim. Job ID ve salary bilgilerini farklı çalışanların ID'lerinden, onların bilgilerinden aldım. Dedim ki employee ID'si 141 olan çalışanın görev ID'si benim görev ID'm olan ve employee ID'si 143 olan çalışanın maaş bilgisi bunun maaşından yüksek olan çalışanların şu bilgilerini getir. Bu örnekte mantıklı olmasa da işlevsel açısından önemli. Burada da çalışanlar tablosunda en düşük maaşa sahip olan çalışanın maaşını al ve soyad, görev bir de maaş bilgisini getir. Adı da ekleyelim. Fakir işte adı ve fakir. Karın tarafında çalıştırma. Mesela burada aslında mantık olarak şunu diyebiliriz. Hani biz bunu buluruz vesaire ama burası dinamik farkındaysanız. Yani maaş değiştiği zaman buraya normal bir değer yazamazsınız. Kendisinin bulması gerekiyor. Biz de alt sorguyla bunu buluyoruz. Sonra da üst tarafta bunun bilgilerini getir diyoruz. İşimizi epey bir kolaylaştırıyor. Şimdi de alt sorgularda null işlemlerine bakacağız. Veri yönetimi. Şimdi alt sorgularda hatta genel olarak sorgularda en büyük sıkıntı null veri. Yani hiçlik, boşluk değil, null hiçlik anlamına geliyor veri tabanında hatta yazılımda. İçerisinde boş demek, içerisinde boşluk karakteri
olduğu anlamına geliyor. Null demek ise hiçbir şey yok. Veri girişi olmamış. Böyle kayıtlar sonuçları etkiler. Bu nedenle null yönetimini doğru yapabiliyor olmanız gerekiyor. Biz de alt sorgularda bu tür bir işlem yapacağız. Select m last name from employees dedim. Alice olarak m verdim. Burada bir sorgu yaptım. Öncelikle şuraya bakalım. Bakın kayıtlara bakıyorum. Select mgr.manager id from employees mgr. Yani employees'ler içerisinde manager id değerleri üzerinden bir sorgu hazırladım. Dedim ki manager id'si işte şu olanları buradaki sorgu içerisinde olmayanlar olarak bir sorgu bu. Sorgunun kendisinden çok sonucu önemli burada. İçerisinde null var. Null olduğu için bu doğru sonuç getirmiyor. Sonuç dönmüyor bize. Şimdi farklı bir versiyonu yazacağım. Null kontrolü sadece alt sorgularla ilgili değil. Bu zaten select yapısında olan bir şey. Yani normal sorgularda. Dikkat ederseniz bu şekilde çalıştırdığımda yine sonuçları getirdi zaten bana. Burada söylediğim aslında açıkça şöyle. Yukarıda doğrudan employees içerisinden manager ID'leri alıyorum. Tüm listeyi getirdiği için içerisinde null var. Null olduğundan dolayı yukarıdaki üst sorguyu patlatıyor. Null değer işlev görmüyor burada. Altta ise diyorum ki bana null olmayanları getir. Is not null. Bu nedenle null olmadığı için o bir kayıt var null olan. O gelmediği için hata vermiyor. Ve boş yerine benim istediğim kayıtları getiriyor. Yaptığınız uygulamalarda veri çekme sırasında bu tür problemlerle karşılaşmamak için tabii bunda şu da var. Null olma ihtimali olan kayıtlar. Örneğin bir kategori tablosunda kayıtları çekerken null olma ihtimali düşüktür. Zaten kategori adı yoksa
kendisi yoktur teoride. Bu nedenle oraya yapmaya gerek yok ama farklı şeyler de olabilir farklı durumlarda. Buraya dikkat etmek gerekiyor. Kullanacağım. İn kullanımı eşkal sorumda da var. Yaptığı iş şu aslında. Mantık olarak al sorgu olarak nitelendiriliyor. Kullanımı biraz farklı olduğu için hani bu şurada bir selek sorgusu görmediğiniz için o şekilde görünmeyebilir ama bu al sorgu olarak geçiyor. Yaptığı işlem şu. Diyor ki bu tabloda şu bilgileri getirecek. Neyin? Maaşı 2500 ya da 4200 ya da bu ya da bu ya da bu ya da bu olan kayıtların şu bilgilerini getir.
Normalde neyle tam olarak karşılık geliyor? Or ile. Bunu yapmıştık, değil mi? Or ile karşılık geliyor. Bu şekilde kullanabiliyoruz in komutunu. Bunun subquery karşılığı bakalım şurada. 15 kayıt. Salır bilgisi. Daha önce yaptığımız yöntem neydi? Şunların sayısını azaltayım. Alttaki soruyu tekrar yapmak için. Hepsini ayrı ayrı or yapmayayım. Ver. Yukarıdaki in kullanımının işte alt query karşılığı aslında bu. Mantık olarak da ikisi de aynı çalışıyor. Bakalım 9 kayıt. Bunda da sıralamada farklılık var. Ama sanıyorum veri olarak herhangi bir sorun yok. İçerideki mantık aynı olduğu için sıralamayı farklı yapıyor.